Yılmaz dayı! Üstü bir taş kaldı! İyi bağladın! O da sen değilse yanlış Yılmaz emmi! Bağlandı lan bas! Bahçeye, otlanmaya! Ula Şahmız! Gözün kör olmaya! Nereden çıkardın o taşı? İşte! Domino! Kayfalar senden! Ula felaksız! Taş mı çalışsın anlamadım geldi. Zaten kızın da yigenimi çaldı. İki yandan ocağıma incirdiktiz ha. Düğün ne zaman kuruli? Kısmetse üç güne kadar kurarık ha Abbas. Acelenle. Kızının baharı başına mı vurdu? Hele bakalım Zülfe hazır mı? Kavilleşmemiz öyledir Abbas, uzatma. Bir an önce olsun bitsin bu iş. Ula buldu saf çocuğu. Hem çifte hem semere vuracaksınız. Neyse ne? Bana söz düşmez gayri, kendi bilir. Sen de yolu yokuşa sürme Abbas dayı! Az önce bu dünyaya gazık kakacak yer ya! Selamun aleyküm! Aleyküm selamlar! Ne o, gene ne kavgası yapıyorsunuz? Yok be muhterem mi, Azifi'den bahsedik! Evlenme çağı geldi geçti bile, Abbas emmisi hala düğünü kurmuyor! Uzattın ama, tamamdır bu iş! Üç güne kadar düğünü kurik! Kurik! Muhterem dedi, düğünü kurik! Selamun aleyküm! Aleyküm selam! Ulan Zülfü! Üç güne kadar düğünü kurik! Öyle kavileştiler! Deme! Ama o hususta emmim daha iyi bilir! Değil mi emmi? Evelallah ben hazırım! Yaşa Zülfü! Sen hazırsan düğün de hazır! Darısı senin başına! Sağ ol! Bak hele, düz! Şşşt abla, bak, seninki geçiyor! Utan, utan! O ne biçim selam öyle? Vallahi senin ardamarın çatlamış! Sus kız! Onunla evleneyim, niye utanım? Kıza bak, oğlana feleğini sapıttırdın vallahi! Zülfiye canım kurban! Onu daha ne biçim sapıttıracağım, gör bak! Sapıttırmayı bana da öğret be abla, ne olursun! Hele bir evlenem, sıra sana gelsin, o zaman ögretirim! Aman, benim Hamit mıymıntının biri! Hiç iş yok! Söz kesildiğinden beri, kayfeden eve, evden kayfeye! Senin Zülfü iyi de, emmisi Topal Abbas Nemrut'un biri be abla! Kız benim Topal Abbas'la ne işim var? Ben Zülfü ile evleneyim, onunla değil! Hangi cehennemdesin? Uç kapıyı! Geli! Geli! Ah, duymadım Abbas! Ulan ne demedi, sarma oldum be! Çekil hadi, çekil! Zaten bütün illetler belalar, gelip beni vurayım! Çok yorulmuşsun, geç otur! Geç hele! Sana bir ayran yapayım mı? Ha, getir, getir daha! Peki! Aha, üç gün sonra düğün kurunu! Zülfü evlendi mi, Şahmız namussuzu oğlanı avucu içine alacak! Ne tilkidir o! Bütün malımı mülkümü yavaş yavaş sülük gibi emecek! Hemen dellenme kurban oldum! Zülfü senin sözünden çıkmaz! Gökte Allah, yerde sen varsın! Senin sözünü dinler, he? Ya o karı sen de koyduğum yerde otluysun! O zilli Zülfiye'nin koynuna girdi mi Zülfiye söz geçirtmek zor! Sen daha iyi bilirsin emme, düğüne izin vermezsen, Zülfü ne istersen yapar. O zillinin koynuna girsin diye! Dur, dur! Elinden bir kağıt almalı Yazid'in. Almalı ki, malının mülkünün üzerine ben oturam.
Başka da bir mümkünü yoktur. Ama pek bir güzel oldu. Eyvallah, pek bir güzel. Nasıl anacığım, gelinlik yakıştı mı? Yakışmaz olur mu güzel kızım benim? Darısı kardeşinin başı. Aman ana! Dereyi görmeden paçayı sıvamayın. Durun hele, Zülfü'nün emmisi Topal Abbas laf yaymış. Belki düğün yapılmaz dermiş. Zülfü'yü inletip öyle yapacak düğünü. Ne ister bu adam bizden? Ne ister benim garip Zülfü'mden? Amma güzel oldu Zülfiye'me helal olsun. Ne yapıyorsun hırbo? Dibek yapayım emmi, beğendin mi? Zülfiye için, düğüne yetiştireceğim. Sen dibe koymuşsun ne ki? Şehmuz Melin'i çukurunu kazıyı! Malında mülkünde gözü vardır! Tasalanma emmi, ben Şehmuz'da değil, Zülfiye ile evleneyim. Ya kızın babasıdır, gözü açıktır Şehmuz'un! Gözünü torpak doyur. Aferin, bak nasıl anladın? Senin topraklarında gözü vardı. Emme ben yedirmem. Bu düğünü de baş... Vallahi sen daha iyi bilin emmi. Ama bu dibeyi ben boşuna mı oymuşum? Mümkünü yok mu düğün yapmanın? Bir şartla mümkünü vardır yeğenim. Seninle kasabaya gidip dava vekili Rızkullah Efendi'yi göreceğiz. Ne edecek Rızkullah Efendi de? Bir kağıt imzalatacaksa. Malına mülküne ben sahip çıkacağım. Dededen kalma malı yedi yabancıya yedirmeyek. Sen daha iyi bilin emmi. Düğüne razı oldun mu şimdi? Yoo! Önce kağıt, sonra düğün yeğenim. Zülfü Çakır, her ne suretle olursa olsun, mallarının başından ayrılacak olursa, amcası Abbas Çakır, onun yerine araziyi işletecek, parasını tahsil edecektir. Zülfü'nün başına Allah gecinden versin bir hal gelecek olursa, veya herhangi bir nedenle mallarının başında bulunmaması halinde, Zülfü'nün bütün malının ahsu kapsa selayeti Abbas Çakır'ın olacaktır. Sen ne dersin Zülfü? Vallahi emmim daha iyi bilir. O ne derse o olur. Bas altına imzanı. En hayırlısı budur Zülfü. İnsanoğlu beşerde, şaşerde. Şalvarını Allah'ıma 41 düğüm vururlar, her birini ellerinle, dişlerinle açacaksın, tamam mı? Yav, cebime bir makas kork, 41 düğümü makasla keserim, olur biter. Sadım, damat! Darısı başına Ahmet kardeş. Eyvallah, önce ablasıyla sen, sonra kardeşiyle ben. Yav, bu 41 düğümü makasla kessem olmaz mı? Sen ne diyorsun Zülfücan? Töreye karşı mı geldin? Olmaz öyle şey. Aa vallahi bütün köyün kadınları seni tepe koyarlar. Bir bir açacaksın düğümleri. Tüh be! Keşke kesmeseydim tırnaklarımı ya! Dişlerin ne güne duruyor Zülfü? Thank you.
oyun bu ya! Vay oyna! Kurtadan gelin! Ya bırak! Sen de biraz yardım etsene kız! Yo, çözmek senin işin! Ben işimi bilirim ama şu düğümler olmasa... olmuyor! Ulan Zülfü, hadi! Asabimiz kalmamıştır daha! Hay Allah ya, nedir bu? Hem düğümlerden çek, hem heriflerden ya! Şşt, ne oluyor ya, ne istisi? Tamam mı sen Zülfü? Helal sana Zülfü, helal sana ağabey! Daha 10 düğüm kalmıştır, biraz sabırlı olun! Onları da çözdün mü, kalanı 5 dakikalık iş! Daha düğümleri çözemedim lan! Hepsi kör düğümdür Hamit abi! Daha 31 tane çözdüm! Gel hadi elini çabuk tut kurban! Hey ya! Merak etmeyin canım, tamam tamam! Adam düğüm çözüyor yukarıda! Allah Allah Allah! Ben kahveye çıkayım. Arkadaşların hala hatırını sual edeceğim. Dünden beri nasıllar bakalım? Ha. Öğleye canım dolma çekti. Bakalım yemeğin nasıldır? Selamün aleyküm! Aleyküm selam, hoş bulduk. Geldin damat! Hoş bulduk! Selamün aleyküm! Hoş geldin! Hoş geldin! Ulan Zülfü, ne işin var senin burada? Niye ki? Hiç! Senin şimdi yatakta olman lazımdı da! Sizleri merak ettim de bir hal hatır soram dedim! Hoş geldin damat! Ne için sen? Kahve, şekerli olsun, anlarsın ya! bacanak! Ne? Senin ne zaman yapacağız düğününü? Kısmetse ben de güzel yaparım inşallah! İnşallah! şimdiden düğüm açma talimi yap Hamit kardeşim! Düğümü becerdin mi? Gerisi kolay bela değil! Kaç tane düğün vardı Zülfü kardeş? Tamamı tamamına 41 tane kör düğüm! Parmaklarım koptu, tutmuyor ya! Uyur. Şimdi zor filan yapacak. Yeterli başlayacağım ki. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Zülfü, seninle konuşacaklarım var.
Buyur emmi. Mertek gibi dikilme önümde, otur. Peki emmi. Hayırlı uğurlu olsun yeğenim, bir yastıkta kocayın. Sağ ol emmi, her bir şey sayende oldu. Ver elini öpem. Buyur damat, kayfen. Ali, benim de kayfemi yap, okkala olsun ha. Buyur emmi, sen iç. Sen iç la. Gel, kulağını aç, beni iyi dinle Zülfü. Sakın ola ki çocuk mucuk yapmaya bakmayasın, tedbiratını hemen al. Ne yapmayayım emmi? Anlamamışım. Çocuk ula, çocuk! Vallahi emmi, o Allah'ın işi, ben ne karışırım? Oğlum, sen karını Güllü yengene yolla, o tedbirlerini ona anlatır. İyi. Sen daha iyi bilin, emmi. Karıya temkinli yanaşa, çocuk mucuk istemem Zülfü. Allah mısın be emmi? Nerede kaldı bizim erkekliğimiz? Allah'ın çağınozu, hep de emir veriyi! Ah ah, emmim olmayacaksın, ben sana bilirdim yapacağımı. Ama bir gün kafam kızacak, göstereceğim ona dünyanın kaç bucak olduğunu. Kocanın eline sağlık Zülfiye, çok güzel oymuştu beyi, hiç pürüz bırakmamış. Benim için oydu onu. Benim Ahmet bakalım bana ne yapacak? Ne yapacağı belli, herkesi Zülfü mü sandın? Koca dediğin şans! Vallahi neme lazım, peygamber gibi adam! Kimsenin etlisine, tuzlusuna karışmaz, evine düşkün. Darısı bütün kızların başına. Kolay gelsin! Ah, hoş geldin yiğidim! Sağ ol Zülfiye, beter yoruldum ha! Susadım da! Eşeğini çekemen işte! Çek, çek! Ellerine sağlık, çok güzeldi be koymuşsun! Çok uğraştım onun için! Ama şimdi buğday dövmenin sırası mı? Hadi çekilin bakalım! Hadi! Zülfiye! Zülfü! Zülfiye! Zülfü! Kız Zülfiye! Zülfü! Kaçma kız, dur! Bak, kaçma, yakalarsan! Oyduğun dibek herkesin dilinde Zülfüm! Ellerine sağlık! Dur kız, beter gıdıklanayım! Huylanayım ya! Huylu Zülfüm! Sen güldükçe ben de huylanayım! İki huylu ancak döşeğe yakışır ha! Hayvan! Hayvanım! Hadi gel, bir daha hayvanlık edek! Ayı! İyi ayıyım ama, değil mi? Dur, kıpraşma hele! Uzat ayağını da ölçüsünü alayım. Sana çorap öreceğim. Bana mı öresin? Başka kime öreceğim? Senden başka kimin var ki benim? Zülfiye, artık gıdıklanma, vallahi bir hafta evden dışarı çıkamazsın ha! Abo! Vallahi çıkamazsın kız! Dur kız! Thank you.
geldi uğradı yok Abbas emmi. Bu ne iştir anlamadık gitti. Yoksa sen mi tembihledin? Bugünlerde dokunmayın Zülfü'ye. Sanki dersin cennette yaşayıp Allah bozmasın. Vallahi dedin doğru muhtar. Aa, kumrular gibi ikisi de. Kasabada bir işler çeviriyor ya. Zülfü'yü bugün sabah üç tane koyunla kasabaya inerken gördüm. Kasabada ne işi var ki? Hem de üç tane koyunla. Allahu alem satmıştır deyiz. Bu muhabbetin sonu ikinize torundur ha. Her şeyin hayırlısı be muhtar. İnşallah olsun. Olsun da şu boş kucağımızı torunlar doldursun. Senin meramın kucağın dolsun. Dolsun ama neyle? Benlikle değil. Sağacaksınız Zülfü ha, meramınız bu. Bütün malına mülküne konmak muradınız. Ama sahipsiz değil Zülfü. Ben varım ben. Çocukmuş. Çocuk, çocuk neler ne? Çocuk mocuk yapmayacak! Allah sabır versin Zülfü'ye! Abbas emmi delirdi yine! Kendisi kızı çıktı ya! Aa, şimdi Zülfü'yü kıskanıyor! Dik dur kız! Dik durayım Zülfü'm! Emme, nasıl da buldun tam üstüme uyan fistanı? Her gün bedeninin ölçüsünü boşuna almayayım! Tam edepsiz! Demek bedenimin ölçüsünü almak için sarılıydın bana, ha? Her bir işe yarıyor işte sarılmak. Aha, bir parmak içeri kıvırdın mı bu iş tamamdır. O ne? Ula şimdi de ayaklarını mı öpüyorsun karının? Yo emmi, yeni bir fistan aldım Zülfiye'ye, etek boyunu ayarlayayım. Ula, sen terzi mi sen? Yo çobanı. Çobanlığın batsın. Yakında batacak saati. Bugün üç koyun sattım, bir fistanla iki tane de bilezik aldım. İyi ettim değil mi emmi? İyi etmiş! Ula senin kafanda kuş kadar beyin yok! Bu sülale, seni damızlık inek gibi say! Babandan kalan üç beş kuruşluk malı da yedir onlara, ondan sonra temelli çulsuz kal! Emmi sen neler değilsin? Sen sus! Karı kısmısı ne zamandan beri böğüne karşı dillendi? Sus kız! Hadi git hayvanlara bak bakayım! Hadi! Aaaa işte gör! Gidişindeki şu çalımına bak! Yüz verdin mi işte böyle başkana sıçar! Öyle değil mi lan? Dilini mi yuttun? Sen daha iyi bilirsin emmi! Köyde bir çocuk lafıdır dolaşı! Bir de çocuk kuzlarsa, vay senin başına gelecekler! Bir daha belini doğrultamazsın! Bu lafım böylece kulağına küpe olsun! Olur ha! Sen daha iyi bilirsin! Kadriye abla, gel hele! Buyur ağaoğlu! Anam yolladı bunları, bir güzel yıkayıver! Baş üstüne, akşam kuşluğunu da hazır ederim Kerim Bey oğlum! Ben belki gelemem, kasabaya inerim! At burada kalsın, yükler getirirsin! Olur Kerim Bey, bağlı hayvanı ağaca get! Bak şu herifin yaptığı işe! Atı nereye bağlayayım? Boş ver kız! Boş veri var mı kız? De! De! Yürü! Çık şuradan! Hadi de! Dur şu tokacı kız! Kız sen ne yapıyorsun orada? Atın başını öteki yana alayım, düğünlü ana! Çamaşırları kirletti! Armağımız kalmadı mı sende hiç? Hem de sözlüsün! Oğlunu atının başına okşamaya utanmıyor musun? Okşamıyorum ki güllü ana! Çamaşırları kirletiydi! Buldu bahaneye bak! Çalıya kran mı girdi? Topla çamaşırını! Bas başka yere! Ateşini söndürmek için bula bula Kerim'in atının başını mı buldun? Yellos! Güllü ana, büyütme o kadar! Ayşe'nin bir kabahati yok! Sen dilini tut gelin! Zilli kardeşinin namus hesabı senden mi sorulayım? İyi ki dedin! Benim namusum da senden sorulmuyor! Evet!
Oy başıma küller yay! Ar namus kalmamış kızlar! Nişanlı kızın ettiğine bakın! Atın başını o kişiyi! Bak bak! Bak Soyhan'ın çalımına bak! Bir de utanmadan saçlarını tarayı! Hiç de utanmış! Bir şey yok Güllü ana! Saçını da taramasın mı? He! Aynada tutsun yabanın erkeğine! Tüh sizin sıfatınıza! Kışı kırıklar! Köyün namusu gitti, namusu! Bereketi gitti! Vay başımıza gelenler dostlar! Vay vay! Ulan uydurma be havlucu, gene atmaya başladın! Sen ne diyin muhtar? Ayşe, ağanın oğlunun atının boyuna bir sarılıp öpmüş ki deme geçsin! At bile huylanıp kişnemiş! Hem bütün köy avratların içinde! Benim arvat dedi, saçını yandan yarıp bir dökmüş omuzuna! Tövbe demeli! Konşa kız nazlımış ki yabancı bir erin atının başını okşuyor! Ayşe o sırma gibi saçlarını bir yerlendirmiş! Atın sahibi Kerim Bey'in aklı başından geldi! Aklı başından gelecek para ya! Ağanın oğlu geldiğinde karşısına yalnız iç gömleğiyle çıkıverdin yarı yürüyen! Hemen atın boynuna sarıldı! Anam onu gören hadım erkek bile canlanır be! Öyle! Peki saçlarını yandan ayırması ne oluyor? Kanı kaynıyor şiftenin, Hamit onunla dünyada baş edemez! Aaaan, baldızı ne olacak Ayşe? Kerim Bey'e kuyruk sallamıştır, bir eyi oyna tutmuşlardır! Çalıların içinde rezilliğin bini bir para! Kulağa bas! Ağzından çıkanı kulağın duysun! Öyle bir şey olsa kendi elimle vururum kızımı! Ayşe Muza, bütün köy her şeyi biliyor! Ben senin kadar geniş mezhepli değilim! Onun için Ayşe'yle olan sözüm boştur, ha tamam mı? Yat ulan! Yaşa lan Hamit! Erkek adamsın! Ayşe'nin mesulü artık, babası değil! Bas, bas! Bırak onu bir kaç çıkar sonra! Lan çıkar sen de var mı? Sen de var mı? Sen de var mı? Çık, çık! Lan, ne yapıyorsun kızları? Lan, Allah'ın cezası! Ulan Zülfü, kuyruğunu kısmış enik gibi susuysun! Erkek değil mi sen sana? Ben daha iyi bilinem mi? Ulan yuh sana! Kardeşi orospu olan, ablası da orospudur! Aa, Zülfü kardeşimiz burada doğup büyümüştür! Ne yapacağını iyi bilir, ah! Hiçbir şey bilmez! Baksana! Atın başını okşayan orospunun ablasını kari etti kendine! Atın başını ben de okşarım be emmi! Ulan sen avrat mısın? Sen daha iyi bilin emmi! Bu namus temizlenmeli! Yoksa köyümüzde bet bereket kalmayacak, başımıza taş yağacak da hiç! Hızını yolla da bizim de başımızı okşasın! Yolla, yolla! Abi! Seni yolla! Yolla! Allah, Allah sus ha! Ulan, gel yus lan! Ulan birinizi elime geçirin seni ya! Namussuzlar! Artık bu köyde bize hayat yoktur. Tez elden evi tarlayı elden çıkarıp göç edelim. Kimse evimizi tarlamızı almaz. Muhtara bir danışırım. Keşke elim kırılaydı da ellemeseydim o atı. Bilirim kızım, senin suçun yoktur. Boğulursan büyük denizde boğul demişler. İstanbul'a giderik. Abbas Yezid'i, yıktın ocağımızı, bizi köye rezil ettin, Allah'ından bulur inşallah! Zaten Allah vermiş belasını, topal cenabet! Evini taşlattım kovatın, Şehmuz fazla kalmaz köyde, defolup gider! Şehmuz gider de, Zülfü çakılıp kalır! Nasıl kurtulacağız elinden? Çekip vurmalı ki Zülfü'yi, hem orospudan hem de Zülfü'den kurtulalım! Ha, niye kulağını çekmiyorsun yeğeninin? Kulağını çekmesi kolay da, tetiği nasıl çektireceğim kerize, onu bilmeyeyim. Ha, dur hele! Ne oldu, aklına bir şey mi düştü? Hey ya! Hey ya! Ayağını sıcak tutar, beğendin mi Zülfüm? Ellerine sağlık Zülfiyem. Tamam vermişim. Sen ayağıma güzel çorap örmüşsün ama... Bacın çorabın kötüsünü başımıza ördü. Sen de inanayım mısın Zülfüm? Bacımın vallahi bir günahı yoktur. Emmim öyle demeyi. Köyün bereketi kaçacak, başımıza taş yağacak diye. Allah!
başımıza yağmayı da evimize yağıyı taş. Durun lan! Nereye kaçıyorsunuz lan? Çıksanız ortaya! Dümbükler, korkaklar! Çıkın da haneye taş atmak nasılmış gösterem size! Ben çıktım diye korkudan donunuzu almayandı size he? Ben keriz miyim? Ulan Zülfü! Cinlere mi karıştın? Kendi kendine konuşuyorsun! Ne cini? Evimi taşladılar emmi, camımı kırdılar! Yahu rüya mı görüyorsun? Ortalıkta hiç kimsecikler yok! Evin içine kelle gibi taşlar düştü emmi! Eyvah! Ne oldu emmi? Suratına taş mı geldi? Eyvah ki eyvah! Bu taşlar kuldan değil, Hak Teâlâ'dandı! Tövbe tövbe! Tövbe! Sen küçüktün! Bir kere daha taş yağmıştı koyumuza! O zaman da namussuzluk olmuştu! Sonra ne olmuştu emmi? Ne olacak? Deli Hüsnü'nün namussuzluk yapan küçük baldızını kesti! Sonra ortanca baldızını, sonra büyük baldızını... ...en sonunda da karısını kesip köyü kurtardı! Önde sıra sende yiğidim! Köyümüzü kurtar! Vekaleti yaptırdım muhtar. Bütün iş sende. Evimi, tarlamı tezelden satırlar. Seni severim Şehmuz. Ama bu yobazlar lanetlidir diye senin malını almazlar. Ben durucu değilim zaten. Tez gitsen iyi olur Şehmuz. İyice azdılar. Şimdi de garip Zülfü'yü mahkemeye çektiler. Zavallının başını yakacak bu Abbas deyyusu. Hak Teâlâ ihtarını gönderdiş... ...Zülfü'nün evine taş yağdırtmıştır! Bu namus meselesi temizlenmezse... ...bütün köyün başına taş yağacaktır! Evet, çok doğru! Bir erkin yorgan yakılmaz! Zülfü bu işi temizlemelidir! Bu durumda Zülfü karısını boşamalıdır! Artık yaş değil! Boşanmakla olmaz! Öldürmeli! Beni mahpusa atarlar emmi! Ben bakarım sana! Böyle namussuzca yaşamak daha mı iyi? Bilmem, sen daha iyi bilirsin! Deli Hüsnü eskiden nasıl köyümüzü kurtardıysa... ...Böğünde yeğenim Zülfü kurtaracak! Biz burada lafı kesmezsek... ...Taşlar yağmaya başlayacaktır! Zülfü karısını öldürmeli! 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 Bana doğru tutmasana oğlum! Zülfiye'ye doğru doğrultacaksın! Hadi tak şimdi onu beline, tak tak bakalım, tak hadi! Ula Zülfiye! Namussuzluk nasıl olurmuş görürsün sen! Aferin asalatlı yeğenim! Erkekliğini ispat etme günüdür! Hadi gel ondan öpem! Dönek dur, yelloz! Ne bağırıyorsun Zülfü, ne oldu ki? Sahi ya, ben niye bağırayım? Ne oldu ki? Daha ne olsun? O kaltak bacının önüne siper olup... ...bütün orospuluklarını korursun! Yetmez mi? Yetmez mi? He? Bugün kardeşin, yarın sen! Yarın sen! Zülfü'nün namusunu el birliği edip... ...yerlerde sürteceksin! Yerlerde sürteceksin! Anladın mı? Anladın mı? Sürtemezsin! Sürtemezsin! Gebereceksin! Gebereceksin! O çarşıdan alınan fistanı da ver Gulli yengene! Ona daha çok yakışır! Ona daha çok yakışır! Kurban olam Zülfüm, uyma emminin laflarına! Kıyma bana! Dellendin mi kurban? Zülfü, al bilezikleri de! Bu karıda günahın bile kalmasın! He, çıkart günahını da, aman şey, bilezikleri de! Ver! Ver bilezikleri! Çıkarıyorum! Al bilezikleri! Çek silahını! Çektim silahımı! Ulan bana değil, ona be! He, ona! Kat önüne! Katayım önüme! Yürü! Yürü! Hadi yürüyün! Hadi yürüyün! Ne
delikanlımız Zülfü. Nasıl da önüne kattı, daha götürdü Zülfü'yü. Erkek dediğim Zülfü gibi olur. Vallahi. Hazır elini kana bulamışken, Ayşe'yi de vursun. Madem göğün namazı temizleniyor. Vallahi tertemiz olur köyüm. Sabunun hasıyla yıkanmış olur. Kurbanın mübarek olsun Abbas emmi. Namus meselesi bu. Kandan başka şeyle temizlenmez ki. Dur! Buyur Zülfü. Abdestli misin? Niye sordun ki? Seni öldüreceğim de öteki tarafa cenabet gitmeyesin. Niye ki kurban oldum? Ne yaptım ki canıma kıysan? Vallahi bütün köyün namusu da benden soruluyor. Bunca erkek duruyken niye senden soruluyor? Kusura bakma Zülfiye, emmim dedi. Anladım. Yine emmin girdi aramıza. Emin ne derse o olur, değil mi? Öyle oluyor. Emin'in istediği de o zaten. Ben mezara, sen mapusa. De hadi. Çek dediğinde bitsin bu iş. Yeter çektiğim. Ulan Allah mısın be emmi? Allah mısın be? Allah mısın? Şimdi yatırmış Zülfiye'yi, tabancayı da alnının çatısına dayamıştır. Yok, benim bildiğim Zülfü, salavat getirmeden öldürmez arvadı. Be Zülfü, Hazreti Ali misin? Estağfurullah! Vallahi tanımamışak bugüne kadar Zülfü'yü! Ne istediler bizden, anlamadım gitti Zülfiye. Şimdi saçlarını dolamıştır eline. Fazla debelenmemesi için tabancanın horozunu kaldırıp dayamıştır, salavat getiriyordur. Mümkün yok, kıpıldayamaz gayri Zülfiye. Ver kımıldanam. Nefes alamam, daraldım Zülfü. Seni canımdan çok seviyem Zülfiye. Ben de. Peki, kanımı isteyecekler senden. Ne yapacaksın o zaman? Öyle ya. Kanlı göğneğini isteyecekler. Ne yapacağız Zülfiye? Daha görünmedi Zülfü. Ya kızı elinden kaçırmışsa? Nereye kaçacak ki Zülfiye? Kuş olsa kaçsa... Zülfü de atmaca olur, bir el tepesine! Dur kız, nereye kaçıyorsun, var mısın? Dur, bayım! İşi bitirmiştir artık! Cendermeye haber salak da, oğlan kaçıp kaçıp şeytana uyumasın, cezası artar yoksa! Olma Abbas emmi! Zülfiye'nin kanlı göğneğini getirmeden cendermeye nasıl giderik? Hamit doğru dedi! Bekleyelim! Tamam mı Zülfiye? Kestin mi tavuğu? Tamam Zülfü, tamam! Göğneğini iyice kanla getir! Beni kan tutarmış! Rahmetli babam diyiydi. Küçükken aklımda kalmış işte! Bu ne? Şimdi hemen arka yoldan eve git, babana söyle, hemen yola çıkın! Yatak yorgan alın, başka bir şey istemez! Peki, ya sen? Seni bırakıp gitmeye hiç gönlüm kaldırmıyor. Benim de Zülfiye. Beni düşünmeyin. Ben böğrüme taş basarım bundan kelli. Beraber kaçak. Hadi sen de gel. Yok, gelemem. Niye ki? Ne de olsa emmimdir.
Yüreğine müreğine iner. Yine mi emmin? Ne yapayım Zülfiye? Önce şu tavuğu gömmeli. Ortalıkta bir şey bırakmamalı. Belki de gömmüştü Zülfiye'yi. Yoksa bu kadar geç kalmazdı. O zaman jandarmaya haber vermenin lüzumu da yok! Olmaz! Jandarmaya haber vermezsek, jandarma hepimizi içeri atar. Bu yaştan sonra damda yatamam ben. Sen ne diyorsun emmi? Gömdükten sonra kim söyler ki zati? Gömmüşse idamlıktır Zülfü! İdamlıktır! Bu durumda Zülfü'yü kimse kurtaramaz! Kurtaramaz! Gördün mü benim kara keçiyi kaybetmişim? Ne bileyim ben, yok görmedim. Belki kayalıklardadır, git orada ara. Hadi yürüyün. Aha Zülfü gelin! Gelin! Kaldı göle gelin be, işini bitirdi! Vay adam, şu gelişteki asarlandım! Helal olsun sana aslan Zülfü! Helal olsun! Hey be! Kaske büyükmüş kaşları üstüne, elinde de dağlı gönlüğü fır fır sallıyor! Emrini yerine getirdim emmi. Aha sana Zülfiye'nin kanlı gömleği. Benim emrim niye olsun oğlum? Ümmeti Muhammed, ahan siz şahatsınız, benim ağzımdan böyle bir laf çıktı mı ha? Köyün namısıdır, al silahı vur onu demedin mi? Tövbe, sen rüya görmüşsün oğul! Bu yaştan sonra beni de mahpuslarda çürütmeye mi niyetlisin? Her bir şeyi kendin düşündün ve yaptın, tamam mı Zülfü, tamam mı? Hele gel otur şöyle, anlat bakalım nasıl yaptın bu işi, he? Anlat bakalım! Saçlarını doladım önce ellerime, tabancayı dayadım alnının çatısına, salavat getir dedim. Salavat getirdikten sonra dedim ki, yahu şu tabancada ne oluyor? Sesiyle korkutmayan fukarayı, çektim bıçağımı, bismillah deyip, çaldım bıçağı boğazına! Ellerine sağlık Zülfü, ey iş görmüş sen! Ya, Hazreti İbrahim'in oğlunu kurban edişi gibi ha! Vay maşallah! Şimdi jandarmaya haber salak mı, ne dersin? Yok emmi! Sakın jandarmayı mendermeyi karıştırmayın bu işe! Zati ben dağa çıkıyorum, bundan sonra bütün köyün namusu benden sorulacak! Hamit emmi, kara keçim kayboldu! Ne oldu bu? Beyanım, ne de kayboldu gerçeğin? Şehmuz dayı kayalıkların arkasına baktı. Şehmuz dayı mı dedi? Nerede gördün onu? Hep beraber gidiyorlardı, köyün arkasından. De bakalım Ali, kimler vardı Şehmuz'un yanında? Şehmuz dayı, karısı, orospu Ayşe, Zülfiye abla. Demek bir çocuğa inanırsınız da bana inanmışsınız, öyle mi? Zülfü, bu işin içinde bir diyanigi var. Doğruyu söyle de meraktan kurtula. Kıyamadım emmi. Ne bileyim ben işte. Bir tavuk kestik, kanına buladık gömleği. Tüh senin sıfatına nımılsız! Bir de bize iki saat bedahlık yapıyor! Defol git lan buradan, bir daha gözüm görmesin seni! Yoksa kırarım ayağını! Hadi! Thank you.
Selamın aleyküm. Merhaba amcalar. Merhaba Hamit. Kerem estağfurullah, herifteki sular sular diye ki camız kesen aksi! Ali dayı, kahvedekilere benden çay yap, bir dene de bana! Ben namusunu temizlemeyen adama adam demem, çay da vermem! Hadi bas git buradan, bir daha da uğrama ayaklarını kırarım senin! Hadi bismillah. Yine sermayeden yemeye başladık. Yarın haftalık dağıtacaklar baba. Ben sana veririm. Sağ ol kızım. Allah hepimize kuvvet versin. Yarın taksitçi gelecek ana. Al o fistanlığı benim için. Sen de kendine bir fistanlık al ha. Bu taksitçiye de ver ver, bir türlü bitmiyor. Her şey ataş pahası. 200 lira nereye vermek ki ana? Paranın değeri mi kaldı? Hiç olmazsa üstümüze yeni bir şey giyerik. Değil mi baba? He kızım, he! Şükür geldi köyümüze! Her gün gözlemişim ki sorma, avrat burnumda tetiği! Oo, hoş geldiniz çocuklar! Hoş bulduk Abbas'a! Hoş bulduk ağam, hoş bulduk! Ne var ne o kasabada? Kasabada değildik Abbas'a, İstanbul'a gittiydik! Değil mi? Bizlerden kimseye rastladı mı? Ha, Şeyh'imize rastladık! Vay namussuz, oraya da mı gitmiş? He, kızları, kendisi, hepsi gece gündüz çalışıyorlar! He he ya! Karı erkek karışık çalışıyorlar, gezeyle mi çalışıyor? Lafı kısadan söylesene! Ne diler desene, oyuna seni! Ne diyor bu herif ya? Bilmem ki valla! Anlamadım, iti saçmalıyı! Köyün başında dolaşan uğursuzluk şimdi anlaşıldı! Neymiş? Şehmuz Zülfiye'yi de... Yapmış. Köyün namusu yedi düvelin dilinde dolaşır olmuş. Sen mi diyorsun galiba sen mi? Demek Zülfiye de sonunda vay. Sen ne diyorsun Hamit oğlum? Her gece erkeklerin kucağındaymış. Ayaklar altına alındı köyün namusu. Yarın öbür gün köye karı istemeye gelirlerse hiç şaşmam vallahi, hiç şaşmam! Babam senin için alıyorsun! Köyün namısını temizleyeceğim! Şehmuz Kodoş kızları da olmuş İstanbul'da! Yeğenin kavata oturup kök salsın, sen namusunu temizle! Riva mı bu? Lafı tersinden anlayın! Zülfü yapacak bu işi! Tabancayı eline verip salacağım İstanbul'a! Gider mi hiç? Namus temizleyecek yürek var mı o hırboda? Yürek yok ama sulah tarlası, verimli malları var. Sabrım tükenmiştir artık. Zülfü maymıntısının da sabrı tükense bari. Kızı vursa da mapusa düşse gayri. Yoksa malının mülkünün üstüne oturamay. Köyümüzün üstüne bir yıldır melanetlik çöktü be!
Her yıl bize 15-20 veren buğday, 1'e 5'e düşmüştür. Ha, sebebi nedir, bilirsen mi? Yağmur yağmayan mı ondandır? Yağmur niye yağmıyor Zülfü? Hele bir düşün! Bulut olmuyor ki emmi! Ula bütün bunların hepsi senin Zülfiye'nin yüzündendir Irbo! Zülfiye bulut mu yapıydı daha önce? Orospu yapmıydı! Ne yani, şimdi orospu mu oldu? Hele şükür anladın! Büyük İstanbul şehrinde her gece erkeklerle barabarmış! Ya bir yıldır görmürüm ben o karıyı! Vebali hala niye benden soruluyor? Sen sağdın onu! Üstelik açmasına yardım ettin! İyi emmim, ne yapmamı istiyorsun, açık konuş! Git bul onu! Bitir işini! Öğrendik, kerameye düşmüş! Peki, gidip bitireceğim işi! Görür görmez delik deşik edeceksin, tamam mı? Sorgu sual yok! Peki, onu vurursam yağmur yağacak mı? Ha, yağacak! Azan mübarek olsun yeğenim, mübarek olsun! Allah Allah! Allah Allah! Allah Allah! Bakkalarda versin gören şimdi! Haberini bekledik Zülfü'yü! Mübarek ola! Atlansınsa yolun açık ola! Hadi eyvallah! Vay Zülfiye vay! Demek orospu oldun, umumhaneye düştün ha? Namussuz Zülfiye! Demek böyle ha? Uçkurun da lastiklidir gayri! Hiçbir erkek düğümle uğraşmaz artık! Sen beni dünyaya rezil edersin de... ...ben de sana bu dünyayı dar getirmem mi bakalım ha? Kerim oğlumuzu ben de sevdim! Ne diyelim işte, nasipse olur! Bize biraz mehil verin düşünek! Köyden çıktıktan sonra ne elde kaldı, ne avuçta! Nikah, düğün parayla olur kardeşim! Hele biraz kendimize gelek! O kadar dert etmeyin para işini, bizim oğların da köşeye attığı birkaç kuruşu var! Sağ olun, hayırlısıyla olur bu iş! Öpeyim baba! El öpenlerin çok olsun oğlum!
Karlada mı yürüyorsun lan? Bunları İstanbul çocuklarına kim salıyor ya? Kusura bakma kardeşim, ben kerhaneyi arayayım. Nerede olduğunu bilir misin? Sabah sabah, ne yapacaksın orayı? Bizim eski avrat oradaymış. Hele bir görem, hal hatır soram dedim. Vay be, hatır soracakmış. Arkadaş, dediğin yer komşu kapısı değil, kerhane. Oraya epey gittiğim belli. Bak hele, bu karıyı tanıdın mı? Adı Zülfiye'dir. Ya ben ne tanırım oradakileri? Yerini biliyorum, o kadar. Uzak mıdır? Yürüsem kuşluk vakti varır mıyım? Ne vakti, ne vakti? Kuşluk, kuşluk. Vallahi kuşlu tavuklu bilmem ama buradan 2 saat yürüyeceksin. Şu ilerideki köprüyü geçince sorarsın. Sağ ol kardeşler. Batıma bak ya. Adama bak, bilse bilse bu bilir. Buraların sahibi olduğu belli, ondan sonra malına mülküne göz atayım. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Beyim kusura kalma, memleketine yeni ayak basmışım. Kerhane de senin hudutların içinde midir? Ne dedin, ne dedin? Kerhane dedim, yani umumane. Kızma beyim. Aha, bu karıyı arayayım, adı Zülfiye'dir. Yerini göstert bana yeter. Terbiyesiz herif, beni pezemek mi sandın ulan? Defol git karşımdan, yoksa seni şimdi polise teslim ederim. Defol karşımdan terbiyesiz herif! Ve subhanallah! Herhal yaklaştım, karının çıplaklığından belli. Şu olana bir soram. Selamün aleyküm! Kerhaneden mi geldiniz? Zülfiye orada mı Zülfiye? Pardon, qu'est-ce que c'est Zülfiye? Köse değil, kurban! Seninkinden! Aha bak, resmi! Ah, non, 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 je veux plus! Bana, j'ai une belle femme comme vous, eh? Allah Allah, ne diyor bu ya? Bunu nereden aldın, jöve jöve? Sıvramen bize. Mısırların kardeş, da çok güzel. Kerhaneye nereden gidilir? Şimdi böyle tam karşıya doğru gideceksin, oradan böyle sağa sapacaksın, tam bina karşında böyle. Anladın mı? Al bakayım. Herif'e tamam. Bak ya, sabah sabah kerhaneyi soruyor. Bu mevsim işleri iyi gidecek galiba, hadi hayırlısı. Yahu ne kadar çok kapısı var! Nasıl bulurum ben Zülfiye'yi? En iyisi birisine sormak. Gel anam, gel ısırmazlar! Buyur aslanım, hoş geldin! Aman pek de sıkılganmış! Kız mamur, çay getir! Ay tavşan kanı bu! O ne be? Tek şekerli mi, çift şekerli mi hayatım? Yo, ben içmeyeyim daha iyi! Ay beni istemedi! Gel geç otur şöyle! Yo, oturmayayım! Sana bir şey soracağım! Aha, şu resme bak bakayım! Gözleri güzel, endamı nasıl? Hoştur, köyün en güzel kızıdır Zülfiye. Adını değiştiririz, yaşı kaç? 20 var yok. İyi, ne kadar? Ne kadar? Ben sana sordum, kaç para istiyorsun? Öyle aval aval bakmasana! Karıyı kaça satacaksın, söylesene! Satacağım mı? Ula ben pezevenk miyim? Namusumu temizlemek için ben bu karıyı arayayım. Çıktık sabah sabah, hadi bas! Nereye basam? Ben Zülfiye'yi arayayım. Ulan dalga mı geçiyorsun benimle? Burası kayıp durusu mu ha? Müşteri değilsen beni fazla meşgul etme, hadi işine! Kızma teyze! Sen bilmiysen, şu bacılara soran belki onlar bilirler. Hop 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 hop! Yürü işine dedik, hadi yürü! Burada saklandığı anlaşılıyor. Almadan hiçbir yere gitmem. Hı? Anlaşıldı mı? O kadar! Ne? Benim mekanımda bana kabadayılık ha? Haydi! Yusuf! Buyur ana! Atın şu Hanzo'yu dışarı! Ana bak! Ne oluyor?
gelirsen karnını deşerim. Bu bölüm Şakir'in dükkanına, bunlar da Hüseyin'in deposuna girecek. Arif abi, bu hemşerin seni görmek istiyor. Ola Zülfü! Dayrın oğlu Zülfü! Sümüklü Zülfü! Hele ben Zülfü'yüm Arif abi. Hele gel şöyle de yazıhanede oturak. Oturak. Nasıl sendi? Vallahi iyidir, uğraşıyoruz. Kocaman adam olmuşsun. He, olduk işte. Otur. Anlat bakalım, köyden haber ver. Nasıllar? Kim öldü, kim kaldı? Tam 19 yıl oldu. Baban nasıl? Sizlere ömür. 5 yılı aşkındır göçtü. Ama Abbas emmim sağdır. Başın sağ olsun sizin. Sağ ol. Benim muhterem mi nasıl? İyidir maşallah, turp gibidir. Burada neredesin? Hayırdır inşallah? Pek hayır değil be Arif ağam. Omuzuma yüklenmiş ağır bir yük vardır. Yahu, her bir şeyin hal yolu vardır, sıkma canını. Şimdi sana kalacak bir yer bulalım. Bizim ana gidek. Benim orada kalırsan. Çaylarımızı orada içelim. Ha? Nedir sen? Sağ ol Arif ağam, Allah senden razı olsun. Anlayacağın Arif ağam, başıma büyük bir bela gelmiştir. Lafın kısası, Zülfiye'yi bulup, onu vurmadan bu dünyada bana rahat yok. Anlaşıldı, sen aklına koymuşsan vurmayı. Ama İstanbul 7 milyonluk şehir. Zülfiye'yi nerede bulursan? İyisi mi ben adamlarıma haber salayım, araştırsınlar. He ya. Bu da haftaları ayları alır. Neyle geçineceksen? Önce sana halde bir iş bulalım. He vallahi iyi dedin Arif ağam, Allah senden razı olsun. Estağfurullah. Hamit oğlum, kasabeden getirttim, dünkü gazetedir. Gideli bir hafta oldu. Hele şu cinayet haberlerine bir bak. Zülfü'den bir haber var mı, he? İki karı vurulmuş ama bunlar bizimkiler değil. Öbürleri de trafik kazası Abbas emmi. Gittiği haftası oldu ama daha bir haber yok. Gene caymış olmaz. Peki, köyün namusu? Bunlar da kim? Şehirden geldikleri belli. Yoksa vurdu mu Zülfü? Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Merhaba, hoş geldiniz. Ali, beylere çay getir. Sağ olun, bir çay içip kalkacağız. Şu köy girişinde soldaki taşlık tarlalar kimin? Şahmuz denilen bir herifin. Ne yapacaktınız ki? Tarla kıraştır, yaramaz. Bu taşı orada bulduk. Araştırmalara devam edeceğiz. Hayır mühendis bey. Sağ ol, sen işine bak. Baş üstüne. Dağ taşı kazıp bakıyorlar. Ulan dibinde ne var diye arıyorlar. Bu Şahmız kodaşının başına talih kuşu konacak galiba. Namussuz karı. Canmış. Ulan ayı, dokunma bitine! Kırılırsa kendini satsan ödeyemezsin. Ben kaç para ederim ki? Yürü ulan hadi! Yay lan, yürü! Ne kerizler var memlekette ya! Bir şey buldunuz mu kurban? Var. Ne var? Sonra anlatırım. Muhtar, gel senden biraz konuşalım, buyur. Yahu rahat bırakın! Ne var peşimizden gelinsiniz? Belki gizli bir şey konuşacak. Madeni bulmuşlar, muhtarla gizli gizli konuşuyorlar. Vay Şahmız kodoşu vay! Gene dört ayak üstünde düştü. Bizim talaya çıkmaz ki böyle şey! Acep bizim talayı da delirsek! Bizimkini de deldirek! Bizimkini de deldirek! Bizimkine ne oluyor? Ağırlaşmayı kesin de hele şu işi anlayak! Bu
Bugün iki kişi daha seni istedi kızım. Burada kızlığa dulluğa öyle pek önem verdikleri yok. Kısmetin açık. Birine he de yavrum. Ben Zülfü'yü bekleyeceğim baba, ona söz verdim. O topal Abbas hayattayken Zülfü'den sana hayır yok kızım. Bak köydeki tarlaların satılacağı yok. Muhtara yazalım, ektirsin orayı. Evlenirsen o tarlalar senin. Hiç olmazsa evinizin unu bulguru çıkar. Sağ olasın baba. Hadi bismillah. Hadi o! Açıkta bir yerim de yok, niye bakıp gülüyorlar anlamadım. Halbuki onlar yarı yürüyen. Allah! Bırak! Deli misin be adam? Bırak, bırak oğlumu! Bırak diyorum! Ne oluyorsun lan? Karıma nasıl sürersin sen ha? Kusura bakma hemşerim. Benim avrata benzettim senin avradı. Kendi avradına benzetmiş. Öz düşmanın, namussuz herif. Göstereyim şimdi ver sana. Ula güneş geçmiş başına senin. Her gördüğün çıplak karıyı Zülfü'ye sanmaya başladın. Sorma Arif ağam. Bir kumsala gittim ki ne göreyim? Karısı erkeği, çoluğu çocuğu, yarı yürüyen yatıyı. Kimi oynuyor, kimi deryada kimi. Ben de parayı verip girdim içeri. oraya plaj derler oğlum. Hay babana rahmet, plajı batsın. Dayağı yedik. Geçmiş olsun. Bizim İdris'in mahallede bir şahımız varmış. Soruşturik. Eğer aradığımız oysa haber verecek. Kurban, çabuk bulsunlar, bende tahammül kalmamıştır. Dur sana yardım edeyim. Sağ olasın. Bu yemeğe de ikimizin eli değdi, çok lezzetli olacak. İsterse satsın bize tarlayı, isterse işletmeden pay alsın. Peki, ne verirsin dört parça tarlaya? Dönümüne 1 milyon alır en azından. Ne? 1 milyon mu? 1 milyon tabii! 1 milyon mu? Dönümüne 1 milyon ha! Hem de dönümüne... Ne di, ne di? 1 milyon mu di? Hem de dönümüne! Çıldırmış yahu bu adamlar! Vallahi beyim, şahımızın arazisi bu kadar kıymetliyse giden İstanbul'a kendisiyle konuşun. Peki, İstanbul'daki büromuza haber verelim, kendisiyle temas etsinler. Oturduğu mahallenin muhtarını bileyim, evde adresi var, gelin vereyim. Buyurun. Bizim Zülfü acaba öldürdü mü oza? Yazık! İnşallah öldürmemiş. Niye ki? Zülfü ya! Olmuşsa ölümü hak etti. Ay ben ikinciyi kaçırdım, gidip namaz kılam, hadi eyvallah! Ben de gidip tavuğu keseyim de akşam yemeğine yetiştirsinler, hadi bana eyvallah! Benim de karnım bozuldu, avrat tane kaynasın da içeceğim, hadi eyvallah! Askerdeki oğluna mektup yazayım ben de, hadi eyvallah! Kahve kapandı, herkes evine! Allah Allah Allah! Hadi hadi sallanma be, İran'dan gelen bu ipekliği görünce Zülfiye'nin içi giderdi. O kız beni hiç sevmez, Abbas! Sever, sever! Şahmuz'a devlet kuşu kondu! Hemen gidip Zülfü'yü bulup yeniden evlendirem! Tarlayı ben satın alırsam iş alavlanmadan devlet kuşu bize konar, karı! Ya vurmuşsa kızı Zülfü! Ağzını hayrat be, şomazlı karı! Hadi sallanma, tamam. Yürü yürü çabuk, hadi, hadi! Hadi. Yahu hep peynir ekmek! Bir günde Beyoğlu'na çıkıp kendimize bir ziyafet çepsek diyorum. He ya, oradan da pavyona gideriz. Zülfiye diye bir dansöz varmış ki Allah! Bir kıvırıymış ki gülme! Zülfiye mi? Pavyonda göbek mi atıyor? Ya Beyoğlu'nda! Ne
Vay be, Zülfiye buraya gelmiş, girelim mi? Girelim, bayılıyorum o karaya yahu! O ne biçim göbektir be! Sanki zembereği boşalmış! Zembereksiz kara he? Vay zembereksiz Zülfiye! Ne hünerlerin varmış da bana göstermedin! Yaktım çıranı şimdi! Buyurun efendim! Şöyle buyurun! Hemşerim, hemşerim, gel buraya! Bak! Ne içersiniz efendim? Ne dedin kurban? İçki olarak ne emredersiniz efendim? Hah, su! Size bir bira getireyim efendim! Alkolü hazır, dokunmaz! İyi olur! Peki efendim, bak! Şimdi sizlere büyük fedakarlıklarla getirdiğimiz yurdun medar-ı iftarı güzel sanatların hepsinin üstünde toplamış ünlü ses ve dans yıldızımız Zülfiye Kıvrak dansçısı takdim etmekte şeref duyarız. Vay anasını! Bu Zülfiye cin olup kılık mı değiştiriyor? Kusura bakma bacım! Bırak beni! İmdat! 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 Ne oluyor ya? Bak kötü olacak! Bıraksana lan! Ya ne oluyor ya? Bırak seni! Allah al sana! Al sana bir tane! Ulan ne görmüşsünüz herifler vardı? Allah kahretsin! Vay 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 vay! Öf! Bu ne be! Yine ne oldu Zülfü? Nedir bu halin? İyi acemat etmişler seni. Sorma Arif ağam. Tam Zülfiye'yi yakalamıştım ki bütün pavyon üzerime çullandı. Of of of! İyice bir tozumu aldılar. Ay. Dansöz de başka Zülfiye'ymiş. Of vay vay vay! Of of! Bak, köyden mektup geldi. Muhteremmi yazıyı. İşin aslını öğrendim. Amcan olacak o Abbas. Senin sulak tarlana, malına, mülküne, hepsine el koyup üstüne oturmak için başına çorap örmüş. Zavallı karının günahına girmişsen. İstanbul'da namusuyla çalışıp duruyor. Esah mı dedin Arif ağa? Vay be! Ulan Allah mısın be emmi? Sümme haşa! Şeytanın ta kendisi. Ha, bizim İdris Şahmuz'un evini bulmuş. Deme! Ah! Uf! Samatya'da otururlarmış. Düğünleri varmış bu gece. Ne? Düğünleri mi var? Ne ya? Vay namussuz Şehmuz! Sattın kıza ha? Yar etmem ulan kimseye Zülfiye'yi! Nereye? Vuracağım ikisini de! Kendine gel oğlum! Önüme çıkma Arif ağam! Elimden bir kaza maza çıkar, sen de gidersin gümbürtüye! Ula beni de mi vurur sen? He valla! Çekilmezsen seni de vururum! Thank you.
Seni başkasına yar etmem Zülfiye! Ben Ayşe'yim, Zülfiye enişte! Aa, Ayşe kız, sen ne arıyorsun burada? Zülfiye nerede? Sesini çıkarma, Zülfiye Zülfiye'sini vurmaya gel! Baba! Yedim seni ayı! Gelinin duvarı benden önce nasıl açarsın ha? Nesini açtım? Duvarını! Duvarını! Alkış be baba! Bırak beni baba, bırak beni! Gel lan be kız! Zülfiye seni vurmaya bırak gelmiş! Beni bırak beni baba! Zülfiye öldürecekler, bırak kızım, beni, bırak! Bırak lan 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 lan! Ya emekliyorum ya! Bırakın ayağa kalk! Bırak lan! Çekilin vurma ya! Çekilin diyorum! Çekilin Zülfiye'yi! Benim gibi eşek olursa üstüne çok binen olur! Çil! Hala vuruyor! Çil balık! Bırak, çil! Bu ayı benden önce gelinin duvarı açtı! Namus meselesi bu! Yetti artık be! Ata okşarsın namussuzluk olayı! Duvak açarsın namussuzluk olayı! Namus bu kadar kolay mı alınıyor? Zülfü benim kocamdır! He ya, kocasıyım! Ayşe'yi benim avrat sandır! Kusura bakma! Aman bacanak, bir daha karıları karıştırma ha! Karıştırmam! Öpüşelim de barışalım! Enişte bey çok sertmiş ha! Vay baba vay! Ulan Zülfü sen neden çıktın? Öpen baba! Hoş gelmişsin Zülfü! O topal emmin nerede? Köyde kaldı! Vallahi ben köyden çıkalı çok oldu, ne yapayım bilmirim! Canları cehenneme! Sizi buldum ya yeter! Zülfü! Zülfiye! Gel gidek! Nereye gidiyorduk kız? Geç oldu ama tanıştın, o benim biricik damadım! Ne duruyoruz? Hadi çalar mı oynaya, düğünü kutluya! Gelin ki buralara Zülfü! Seni bulmaya! Beni ne yapacak? Vuracaktı! Niye ki? Emmim olmuş dedi, köyümüze yağmur yağmıymış... ...Git vur onu ki yağmur yağsın dedi! Ben de yağmur yağdırtmaya geldim işte! O emminin başına yağmur gibi taş yağsın inşallah! İnşallah! Şimdi buldun beni, ne yapacaksın? Söylersem ayıp olur! köye dönmem artık! Burada seninle yeniden evleneceğim! He! Ula isterse kar yağsın! Zülfiye'm yanımda ya! Önce hale gidip bizi muhtarın yeğeni Arif'i bir bulalım. Zülfü ne yaptı, ne etti bir anlayalım. Şehmuz'u bulup o tarlayı ucuza kapatırsak... ...bizim sırtımızı kimse yere getiremez karı. Tabii. Hele bak yiğenim, Hamalbaşı Arif ne de bilir sana. Aa şurası, git orada görürsün. Sağ olasın, Allah razı olsun. Allah seni razı olsun. Abo! Bizden önce gelmişler Abbas! Vay namussuzlar vay! Hoş gelmişsin Abbas emmi! Hoş bulduk yenge! Hoş gelmişsin, hoş gelmişsin, gel şöyle buyur! Buyur yenge, otur! Otur yenge, hoş gelmişsin! İki çay bize oğlum! Oldu abi! Ben demedim mi gelir diye, ne kurnaz gelir o! Vay 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 vay! Ula Hamit, ne arıyorsunuz burada? Biz de senin gibi Zülfü'yü görekledik Abbas emmi! Bu kadar çok mu özledi Zülfü'yü hırbolar? İşin esasını söyle bakalım, nedir meramın? Benim meramım da seninkinin tıpkısıdır Abbas emmi! Hayrola Abbas emmi? Hangi rüzgar attı sizi buraya? Bizim Zülfü'yü merak ettik de... ...Bu koca yaban şairde ne yapı, ne diye kaç aydır hiç haber alamadı. Vallahi Zülfü, dün Zülfiye'yi öldürmeye gitti. Ne? Mani olamadım. Vay! Bana tabanca çekti. Bir daha da haber alamadım. Vay 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 vay! Ula Dürzü, zamanını mı buldun? Bütün işin içine attı. Belki de katil oldu zavallı. Ne yani şimdi Zülfü, katil mi oldu? Vay 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 vay! Abo! Aile bak Zülfü! Zülfü şimdi yan bastın işte, emmim burada! Zülfü yiyenim! Baba baba Zülfü'ye bak! Ya bak Abbas, emmin geldin, gözünü seven seni! Elbenlerin çok olsun! Vay Ali dayı hoş geldin! Sağ olasın! Ula Hamit sen ne arıyorsun burada? Ya seni bir göreklendik! Hoş geldiniz çocuklar, hoş geldiniz! Hoş bulduk abi! Hayrola? Ya çok göresimiz geldi senin, ne yaptın, ne ettin merak ettik!
Beni gördünüz. Merakınız geçti mi? Zülfiye ne oldu? Zülfiye mi? Ha. O işi dün gece bitirdim. Vurdun mu yoksa? Siz öyle dediniz ya, ben de vurdum. Ne yaptın ola? Öldürdün mü onu? Canım kurşun sıyırdı geçti herhal. Ama gidip temizlerim şimdi. Aman efendim, yiğenim kurban olam sana. Emmi sen demedin mi köyün namusu senden sorulu diye? He yiğenim dedim ama sen demedin mi köye yağmur yağmıyor diye? Ben mi? Bilmem. Sen daha iyi bilin. Ya. Kurban ama köye yağmur da yağdı, dolu da yağdı. Yani öldürmene lüzumat kalmaz. Evi kana bulama oğul. Yo, ben verdiğim sözü tutarım. Mümkünatı yok, öldüreceğim. Tutmayın beni! Ay, aman abla seni peşini bırakma ya! Yok, hepimizi sürdüm, hakikat! Hadi gidelim, gidelim! Dur! Yavrum, dur! Kurban oldum! Hala gel bu işten vazgeç beni! Sevgili yiğenim, vazgeç! Niye ki? Yahu bize yanlış iletmişler! Zülfiye'nin horospuluk ettiği filan yokmuş ya! Yok! Vallahi bilmeyeyim. Hele bir de gidip kendisine bakalım nasıldır. Onun da fikrini alalım, ne dersin? Hay aklına bin yaşa Allah! Sen daha iyi bilin yeğenim! Hadi git, hadi git konuş onunla! Hadi konuş, konuş! Benim Güllü yengenim de mahsus sen! Ben de söyle, ben de söyle! Siz burada oyalanın, ben iki saate kalmaz dönerim. Ula hırgolar, ben iyi bileyim, hepiniz tarla için geldiniz, ha? Öyleyse ne durek burada? Hadi gidip Şahmuz'u bula! Hadi ya, yürüyün bak! Anlamadım gitti. Bu soyku emmim şeytana külahı ters giydirir. Beni seni öldürmek için yolladı, şimdi de aman öldürme diye ayaklarıma kapanıyor. Vardır bir bildiği elbet Zülfücan. Ben bu işin aslını öğreneceğim. Tamam Zülfücan, ben gidem artık. İki saat izin almıştım fabrikadan. Hadi, ben götürem seni. Hadi. Dur dinle hala, inatlatma! Hala dön köye, seni bu seçimde muhtaç canım! Allah şerefleri, hepimiz oylarımızı sana verdik! Öyle değil mi arkadaşlar? Gel köye, her gün demli çayın benden! Vallahi çok özledik! Sağ olun kardeşler ama ben şehirde bir düzen kurdum artık! Yine köye dönmek işime gelmeyin! Ne yapak bizden babel gitsin! O tarlalar ne, o zaman sat bize kardeşim, orada zelzebil oldular vallahi! Allah, sat bize erkek! Şehmuz emmi! İstediğin parayı veririk! Ya, bana sat emmi! Bana sat, paran cebinde! Satamam, çünkü o tarlaları kızım Zülfiye'ye tapuladım! Çok mağdur oldu garibim, helal Allah ettim, yetti! Zülfiye'yi mi bağışladın, yani ona mı tapuladın? He! İyi yaptın, değil mi? İyi yaptın! Peki, Zülfiye ne yapıyor ki? Evet, ne yapsın? Fabrikada çalışıyor bizim orada! Yalnız geldin gurbet ellere! Ha, vallahi bırakmayık artık! Sen bizim koyun gülüsün! Çiçeği! Hem çiçeği hem gülü, elin fabrikasında işinde! Çalış kendi evinde! Sağ sütünü, sür tarlanı! Bize de boy boy torun yetiştir! Mi benim güzel gelinim? Yapma emmi! Köyde demedik laf bırakmadınız bana! Hani ben uğursuzdum? Hani orospuydum? Tövbe de kız, tövbe de! Benim ağzım öyle laf etmez! Canım, büyüklerin bağırması o an içindir. Öyle kızar, bağırır sonra unutur. Zülfiye bacım, şimdi sen cevap ver bakalım. Köye döneceksin mi? Dönmeyeceksin mi? Yok, dönmeyeceğim. İyi öyleyse, senin tarlaları bize sat. Ha, boş duruyor, hiçbir işe yaramıyor. Yarın öbür gün yeni yuva kuracaksın, ihtiyacın olacak güzel kızım, ne istersen söyle, hemen verem! Benim yuvamı kocam kuruyor, gelin onunla konuş. Yeniden mi evlendin kız? He ya! Kiminle? Kiminle olacak, Zülfü'yle! Ben yine sizin gelininizim! Zülfü ne derse, ol! Selamun aleyküm! Selam aleyküm selam! Nasıl, konuştun mu kurban, he? He, konuştum!
İyi ki ıskalamışım. Benimle yeniden evleniyi. Ya. Ne dersin emmi? Sen daha iyi bilin yeğenim. Evlen, burada otur. Ben senin arazine de bakarım. Ya. Eğer istersen Zülfiye'nin tarlasını da bana sat. He. Burada bir iş tut, rahat edersin. Zaten kızı bir tarla diyor. Allah da çorbada bizim de tuzumuz bulunsun. Satan mı? Yo yo, o Zülfiye'nin. Ben karışmam. Hem niye satak? Sakla zamanı gelir zamanı demişler. Bırak kalsın bir kenarda. Zülfiye'yi de ortak ede kabul etsin. Hele gel, gel hele Zülfiye. Bak kulağını eğ aç dinle beni. Şahmız uyanmadan bu tarlayı biz satın alak. Neden dersen bu tarlada maden çıkmıştı. Yani kıymetlandı senin anlayacağın. Bu tarlayı bize aldır sen de ortak ol. İyi hoştur ama emmi. Uyduruk bir şey olmasın bu. Sonradan hiçbir işe yaramazmış deyip vazgeçerlerse, tarla elimizde kalırsa. Vallahi akıllısın be yeğenim. Aha bak işte adres hasiha burada. Siz şimdi akşam kuşluğunda Şehmuz'un evine gidip beni bekleyin. Zülfiye'yi hiç merak etmeyin. Ben hallederim. Yalnız doğru mudur, yanlış mıdır bu iş? Şehmuz'un çevirdiği bir dalavere midir? Bunu anlayak önce. Ay aklında bin yaşa yeğenim. De hadi görem seni. Her şey bizden daha iyi bilin ha. Hadi eyvallah şimdilik. Yahu bizim kerzin şehirde kala kala zihni gelişmiyor. Ağlanmış ya, bak şuraya bak! Alamdan kalma, halis Hint ipiğidir. Gelinime feda olsun. Sağ ol gülüm hacı, büyük zahmet etmişsin. Bu ipekli de halis olasam malıdır. Size layık değil ama Antep baklavası. Halis başa bahçe kristalli. Bu da dökme, halis Diyarbakır tecerisi. Zülfü'den hiç haberi yok mu? Gelmesi yakındır. Akşam kuşunun da orada olurum demişti. Geldi işte! Sen dur! Hayır, siz oturun, ben açarım. İyi ki geldin Zülfüm. Hepsi içeride seni bekliyorlar. İyi, sen şimdi bir kenarda otur. Buyurun beyler. Selamün aleyküm! İşi hemen bitirmek için noter beyi de beraber alıp geldim. Buyurun beyler, geçin şöyle. İyi yapmış mıyım? Aha ya, sen daha iyi bilin Zülfü yeğenim. Ne münasipse yap. Yapayım. Önce sen bize bir kahve yap bakayım Zülfü'ye. Yapayım. Beyler! Şimdi tarlanın sahibi de, almak isteyenler de burada. Buyurun konuşun. Sıradan sorayım isterseniz. Şehmuz babamın tarlaların tümüne sen ne verdin Ali dayı? Vallahi helalından 500 bin lira veririm. Ben 600 bin veririm. 700 bin. 750 bin. Ya, benden temiz bir 800 bin var. Haraç mezat başka yok mu artık lan? Var! He? 950 bin! 1 milyon! Emmi ya, sende bu kadar para var mıydı? İyi kirli çıkıymışsın ha vallahi. ne buyurdunuz? 100 milyon. Ne, 100 milyon mu? Sen ne dersen kurban! Olamadı sen! Bu kadar para kimde var ki? Buyurun, burada. Beyler, ben maden şirketinin temsilcisiyim. Şehmuz bey, sizin tapulu arazinizde Wolfram madeni bulundu. Eğer razıysanız hemen satış muamelesini yapabiliriz. Allah tarla kızımın! Kız Zülfiye! Tarlana 100 milyon verirler, nedir sen? Ben bilmem, kocam bilir. Ne diysen Zülfü? İyidir derim. Sattım gitti. Hadi hayırlısı tamam. Olsun. İş bitmiştir. Buyurun kapı, güle güle! Sözü vardır. Ava giden avlanır der. Evlenme muhtar, köyün kerizi bize oyun etti işte. Nasıl gırtlağına basmadı o herifin?
Abo! Zülfü ile Zülfiye! Selamun aleyküm! Hoş geldin yeğenim! Biz de seni konuşuyoruz! Hoş geldin mi? Gelsin de başımıza ağ olsa diyorduk! Önce muhtar seçerik diyorduk! Muhtar mı? Peki, eski muhtar ne olacak? Boş ver eski muhtarı canım! Boş vereyim değil mi? Abi boş ver! Güzel arabam var! Şimdi bak! Arabamı okşamayın lan, kafanıza taş yar! Takasa mı hadi sen? Hadi al gelinimi de bize gidek! Zülfiye orospuydu, şimdi gelinin mi oldu? Niçin olmasın Zülfim? Ortaya para girince namuslu olduk! Geçmişi unutalım güzel gelinim, dirlik düzenlik içinde yaşayalım! Yaşayacağız emmi, elbette yaşayacağız! Burası bizim toprağımız, bizim köyümüz! 3 kuruş menfaat için bizi köyümüzden ettin emmi! Tuh senin sıfatına! Tuh hepinizin sıfatına! Hadi gidin köyden, görmesin gözüm sizi! Hadi bakayım! Girin! Girin lan! Keriz ha! Sizden hala keriz mi olur lan?